Genç yaşta kurulan yuvalar kanunla dağıtılıyor. Eşinin erken yaşta evlilik yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını belirten mağdurlardan Rabia Yağmur Karamemiş, yanlış bir şey yapmadıklarını, sadece yuva kurduklarını söyledi. Evlilik dışı ilişkilerin serbest olduğu ve bu kapsamda yapılan her türlü fiilinde iki tarafın rızası olması halinde özgürlük kapsamında sayıldığı Türkiye'de 18 yaş altında dini nikahla yapılan evliliklere ceza veriliyor. İki tarafın rızası ve ailelerin izni olmasına rağmen evlenip çocuk sahibi olan binlerce aile tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıp uzun süreli hapis cezasına çarptırılıyorlar. Bu kapsamda 8 bin ailenin mağdur olduğu biliniyorken, aynı ailelerin 16 bin çocuğu da adeta bir yetim gibi ve mağdur olarak büyüyor. Söz konusu kanunla eşi cezaevine atılan iki çocuk annesi Rabia Yağmur Karamemiş, yaşadıklarını ilk aya anlattı. Sümran babanı özledin mi? Çok mu özledin? Baba gelsin mi? Baban nerede şimdi? İş yapıyor. Para mı kazanacak? İşi bitince de yanımıza gelecek. Evet, baba gelsin, ne yapacak? Kahvaltı. Kahvaltı. Başka? Oyun oynayacağız, parka gideceğiz. Böyle bir lekenin üzerimize sürülmesi bize çok zarar verdi diyen Karamemiş şunları ifade etti. İmam nikahımızı kıydık. Eşim cezaevine alındı. 9 ay cezaevinde yattı. Tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı. Askere gitti geldi. Daha sonra resmi nikahımızı yaptık. Babamın da ailemin de rızası vardı. Düğünümüz, her şeyimiz yapıldı. 2 tane kız çocuğumuz var bizim, 2 ve 3 yaşındalar. Eşimle mutlu, güzel, huzurlu bir yuvamız vardı. Aile birliğimiz vardı. Eşim ailesiyle ilgili bir baba. 4,5 sene sonra bir gece eşime tecavüz suçlamasıyla cezaevine aldılar. 9 yıl 11 ay ceza verdiler. Benim eşim tecavüzcü değildi. Biz sadece yuva kurduk. Biz bunların bu şekilde yargılanmasını istemiyoruz. Olayın bir bu tarafı var. Bir de ben çocuklarımla dışarıda yalnız kaldım. Maddi bir gelirim yok. Üstüne bir de psikolojilerimiz alt üst oldu bizim. Böyle bir lekenin üstümüze sürülmesi, eşimin sicilinin bu şekilde kirlenmesi bizim için çok kötü bir şey. Biz sadece yuva kurduk. Çocuklarım gece baba diye ağladığı zaman ben sürekli onlara tamam yarın gelecek, tamam bugün gelecek diye kandırmak istemiyorum. Yargı sisteminde 9-12 yaş arası velayet davalarında çocuğun beyanı esasken kendi beyanlarının esas kabul edilmediğini hatırlatan Karamemiş, yaşanan çifte standarda dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Bu mağduriyetler çoğaldığı sürece aileler yok oluyor, arkadaşlarımız vefat eden var, bu sıkıntıdan, stresten hastalananlar var. Ben de ölmek istemiyorum, ben de o arkadaşlarımın arasına katılmak istemiyorum. Arkadaşlarım 2 yıldır, 4 yıldır eşlerini bekliyor. Ben 1,5 aydır, 2 aydır böyleyim ama devlet büyüklerinden bu sorunun en kısa sürede çözülmesini istiyorum. Daha fazla aileler yıkılmasın, biz daha fazla mağdur olmayalım.